specifically needs to be done to prevent the Middle East peace process from slipping back yet again? Durum tespitini ben 40 yıl öncesinden başlamıyorum. Durum tespitine sadece Haziran 2008 sürecinden başlamak istiyorum. Ve bu sözlü ateşkes süreci içerisinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildi. Ancak İsrail tarafının bu arada ablukaları kaldırması, ambargoları kaldırması gerekiyordu. Ne yazık ki bunlar kaldırılmadı. Gazze, Filistin adeta bir açık hapishanedir. İnsanlıktan tamamıyla tecrid edilmiş, adeta bir hapishane olarak görev görmekte. Yani herhangi bir kapısından siz Filistin'e bir sandık domates sokmaya çalışsanız İsrail'in müsaadesine tabidir. İsrail müsaade etmedikçe siz Filistin'e bir sandık domates sokamazsınız. Burada önce bir insan olarak konuşuyorum. Bir de başbakan olarak konuşacağım. Ben İsrail'i ziyarete gittim. Oradan Filistin'e geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak yarım saat Ramallah kapısında bekletildim. Arabamın içinde. Eşimle birlikte. Arkadaşlarımla birlikte. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak biz bugüne kadar İsrail'den gelen herhangi bir diplomata en tepesinden en aşağısına kadar kapılarımızda böyle bir şey uygulamadık. İşin bir diğer boyutuna baktığımızda bu olaylar anlatılırken ben Sayın Olmert'e soruyorum. Diyorum ki Sayın Olmert, madem bu füzeler atıldı, peki bu atılan füzelerde herhangi bir ölüm var mı? Bana verdiği cevap hayır, yok. Ama füze atılıyor. Bu nasıl füze ki atılıyor, ölüm yok. Nasıl iş bu? Kalitesi vesaire bunlardan bahsediliyor. Ama bu 6 aylık süre içerisinde 28 tane Gazze'de Gazze'li, Filistinli öldürüldü. Bu 6 ayın sonunu söylüyor. Ve bunun arasında da oralarda hastanelerde elektrikler kesildi. Gıda yok. Kampanya maalesef felaket bir şekilde gidiyor. Ve biz daha operasyonlar başlamadan önce Türkiye olarak buraya insani yardım göndermeye başladık. Süreç zaten o zaman başlamıştı. Şimdi hepimiz birlikte şurada insan olarak düşünelim. Bakın şunu peşine söyleyeyim. Ben antisemitizmi bir insanlık suçu olarak gören liderim. Böyle bir başbakan. İslamofobiyayı bir insanlık suçu olarak gören bir başbakan. Benim için Hristiyanmış, Museviymiş, Müslümanmış. Bu noktada zulme uğradığında fark etmez. Benim için insan olmasıdır. Ortak paydası budur. Böyle yaklaşırım insana. Ve burada da böyle yaklaşmanın gayreti içerisinde oldum. Ve bütün bunlarla birlikte biz insani yardım gönderiyoruz. 15 gün kapılarda bekletiliyoruz. Kızılay 15 gün kapılarda bekletildi. Biz yardımlarımızı içeri rica, minnet, görüşerek, konuşarak ancak sokabildik. Ve süreç içerisinde de aynı sıkıntıları yaşadık. Bunları Sayın Perez biliyor veya bilmiyor, bilemem. Ama diplomatlarımız kendi aralarında bu süreci hep devam ettirdiler, görüştüler. Elinizde çocuklar var, esir. Kadınlar var, esir. Gelin bunlardan bir paket yapalım, bunları serbest bırakın. Dedi ki yarın arkadaşlarımla görüşeyim, size döneceğim. Ve 27 Aralık hala dönecek ve 27 Aralık'ta bombaların Gazze'ye inmeye başladığını gördük. Ne oldu? 1200'ü aşkın sivil öldürüldü. Bunların içinde çocuklar var. Bunların içinde kadınlar var. Bu insanlar öldü. Ne oldu? 5000'i aşkın yaralı var. Orantısız bir güç kullanımı var. Soruyorum sizlere. İnsanca düşünelim. Başımızı şöyle iki elimizin arasına bir alalım. İsrail'in elindeki silah gücü, kitle imha silahları da dahil,
Acaba zerresi Gazze'de var mı? Filistinlinin elinde var mı? Soruyorum size. Bir şey biliyorsam kesinlikle yok. Ama burada bir orantısız güç kullanımı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, karar aldı. Durdurulması için. İsrail açıklama yaptı. Tanımıyorum dedi. Peki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, az önce Sayın Ban Ki-moon da söyledi. Bakın, Birleşmiş Milletler'in binaları bile vuruldu. Okulu bile vuruldu. Okullar, camiler, hastaneler vuruldu. Bütün bunlar yapılırken insanlık ne yaptı? Seyretti. Şimdi gelelim neticeye. Tabii bu fatura çok ağır bir fatura. Altyapı, üst yapı, her şey gitmiş vaziyette Gazze'de. Tabii Sayın Genel Sekreter'in ifade ettiği rakam mümkün değil. Öyle 643 milyon dolarlarla bu iş çözülmez. 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar dolarlarla bu iş çözülmez. Burada çok ciddi bir fatura var. Ağır fatura. Ve burası da hiçbir ekonomik kalkınma imkanı olmayan Gazzelilerin üzerine yıkılmıştır. Ve yatıp kalkıp bir şey söyleniyor. Hamas, Hamas, Hamas. Kusura bakmayın. Gazze'de sadece Hamas örgütünün mensupları oturmuyor ki. Gazze'de sivil halk oturuyor. Hamas örgütü aynı zamanda bir değişim reform partisinin farklı bir şeklidir. Ama o hale dönüştüren de ne yazık ki seçimi kazandıktan sonra demokratik hakkını ona vermeyenlerdir, bunun asıl vebali altında olanlar. Ve şimdi bir dönem başladı. Tek taraflı İsrail ateşkesi ilan etti. Ve ertesi gün Mısır'da yapılacak olan toplantıda Hamas, o da ateşkesi ilan etti. İstenen ne? Bir. Birisi bir yıl, birisi bir buçuk yıl deniyor. Şu anda süre olarak böyle bir durum var. Bir diğer konu ne? Bir diğer konu, ablukaların kaldırılması lazım. İsrail bu ablukaları kaldırabilecek mi? Yani kapıları insanlığa açacak. Kapıların insanlığa açılması lazım. Bu insanlar hapishanede mi yaşayacak? Eğer biz Cenevre Sözleşmesi'ni kabul ediyorsak, biz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul ediyorsak, eğer insanca bir yaşama saygı duyuyorsak, önce bu kapıların açılması lazım. İnsanlar bir yaşam hakkını bir defa görebilmesi, bunu yaşayabilmesi lazım. Bir diğer adım, deniliyor ki silah girmesin. Silah girmeyecekse, eğer bu tünellerin ucu Mısır'daysa, o zaman Mısır oradan içeriye giriyorsa silah, sokmasın silah. Tabii ortada bir gerçek. Fakat eğer biz Filistin'i farklı bir devlet olarak görüyorsak, bu konuda, bu soruda enteresan bir soru. Bana öyle geliyor ki burada da bir tuzak yatıyor. Bir başka konu, o da uzlaşma. Yani Hamas ve
El Fetih arasındaki süreci hızlandırmak. Şimdi bu süreci hızlandırırken ben bunu Sayın Olmert'e söyledim. Dedim ki bakın siz masada tek taraflı müzakere yapıyorsunuz. Sadece El Fetih ile siz bu müzakereyi sürdürdüğünüz sürece orada netice alamayacaksınız. Siz Hamas'ı da bu masaya davet etmeniz lazım. Çünkü onlar da o ülkenin bir tarafı ve üstelik de seçim kazanmış bir parti. Siz onu da çağırmanız lazım. Beraber oturmanız lazım. Eğer bunu Birleşmiş Milletler yürütecekse Birleşmiş Milletler bunu yapması lazım. Temennim odur ki Birleşmiş Milletler burada bu işe ağırlığını koyar. Eğer yeniden ele alınmazsa bu danışıklı dövüş devam eder. Bu danışıklı dövüşün devam etmemesi lazım. Hamas'ın hatalarından, yanlışlarından kesinlikle vazgeçmesi lazım. Türkiye'ye burada bir görev düşüyorsa biz her an varız. Biz devreye gireriz. Ama dediğim gibi tarafları iyi tespit etmemiz gerekiyor. Eğer sadece El Fetih al, diğerlerini dışarıda bırak, burada neticeye varılamaz. Şunu da bilelim ki dünya barışı için Orta Doğu barışı şart. Bunu bitirmemiz lazım. Bu bitmediği sürece dünya barışı da maalesef tesis edilemeyecektir. Benim şu anda özellikle ulusal uzlaşmanın çözülmesi noktasında kesinlikle kurulacak hükümette Reform ve Değişim Partisi'nin de yer almasının gereğini söylüyorum. Bunun da olması gerekir ve ulusal uzlaşı hükümeti de böyle kurulmalı diyor. Ancak ondan sonra seçimlere gidilmeli ve bu seçimlerden sonra kurulacak olan hükümet ister beğenelim ister beğenmeyelim Filistin halkının iradesine saygı duymamız gereken bir hükümet olmalıdır. Teşekkür ederim. Peace process back together after Gaza, and perhaps you could address the two things that Secretary General Ban focused on. First, how to achieve unity among the Palestinians, and second, what this new American administration can most usefully do as George Mitchell begins making his way around the region. Well, thank you very much. Let me begin by thanking the Secretary General of the United Nations for the forceful position he has taken and for the actions he is calling for in order to save the situation in Gaza, to save Gaza after the carnage that has been committed against its people. I have much respect for you, Mr. Prime Minister, but I must put things as they really are. Let me start with democracy, first of all. Now, about the proportions. In the last 8 years, 1 million people have had to be under shelter. They came to the government and said, what happened to you? We won't have security. Why do you permit to happen it? And I want anybody telling me clearly what were the reasons for the attack? What were the purposes of the attack? Peace. We made peace with Egypt. Not by arms, by agreement and negotiation. And we met. Whatever they do, nobody sees. For example, when you throw a rocket on a settlement in Israel, it's not being photographed. You cannot see the mother trying to defend her child the whole night and every sleepless night. And passionate debate. It's a debate that could go on tonight for hours, but we've already gone well past our closing time. Mr. Prime Minister, with apologies to Prime Minister Erdogan. One minute. Well, you know. 1 minute. You must. 1 minute. Okay. 1 minute. But I'm going to hold you to the 1 minute, please. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardı. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız, burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Prime Minister, we can't start the debate again, please. We just don't have time. Sözümü kesmeyin. With apologies, we really do need to get people to dinner. Tevrat 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. 2. Bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Prime Minister, devlet vasfını kazandığını belirtiyor. I want to ask you to defer to our host. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bundan böyle bilirsin. So, siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Let me... Cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Sarsılır mı? Sarsılır mı? Mesele bu işte.